Şimdi kameralarımızı Aydın'a çeviriyoruz. Dünya standartlarında kaliteli üretim yapan ve sektöründe uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerleyen Alkan Palet ve Ekopazar devam ediyor. İlk üretimi 2000 yılında küçük bir atölyede başlayan Alkan Palet, bugün 2000 metrekare kapalı, 7500 metrekare açık alan üzerine kurulu modern tesislerinde palet üretimi gerçekleştiriyor. Müşteri istekleri doğrultusunda mevcut ürün yelpazesine kaliteden ödün vermeden yeni ürünler ekleyen Alkan Palet'in yönetim kurulu başkanı Mustafa Alkan'la birlikteyiz. Aydın Bozdağı'nda hizmet vermekteyiz. Alkan Palet Orman Ürünleri adı altında. Firmalarımıza en güzel, en iyi palet imalatını sunmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün yani cam palet yapmaktayız. Hollanda'ya gidiyor mesela cam palet dediğimiz, Rusya'ya gidiyor. Daha değişik ülkelere gidiyor. Jant 89 ülkeye gidiyor. Bu paletlerle gidiyor muhakkak. Ambalaj önemli. Tabii bunların da kurallı, işlemli yapılması lazım. Yani ışıl işlemi yapılıp, SIO belgesi olup gibi kalite güvence sağlamamız lazım. Bunları elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Tabii palet tipi çok bizde. Artık bir jantın büyüklüğünü göre palet var, küçüklüğünü göre bir palet var. Camın büyüklüğünü göre, küçüklüğünü göre. Dolap da aynı, buzdolabı var. Bunlar yani hepsi de birbirini uyduruyoruz yani. Mecburi ona uymak zorundayız. Son teknolojiyi ayak uydurmaya çalışıyoruz muhakkak. Çünkü yeni çıkan sistemler artık bilgisayar sistemine geçtiği için daha manuel, elle olan değil de artık bilgisayarlı. Mesela boylamada, hizarlar artık teknoloji gelişti. Dörtlü, altılı, sekizli ve daha çok yanılım payı az olan ve iş kazalarından dolayı daha kolay, daha kullanışlı. Kalite bizim için önemli. ISO belgemiz mevcut. Sözü Alkan Palet Üretim ve Planlama Müdürü Necati Alkan'a bırakıyoruz şimdi de. Şirketin içerisinde 14 seneden beri buradayım. Üretimin detaylı bir şekilde takip ediyorum. Çocukluğum burada geçti. Babam sayesinde üretimden belli bir yerlere geldim ve şu anda fabrikanın planlaması bana ait. Yapılan ürünlerin, sevklerin her şeyini biz bakıyoruz. Dağdaki araziden gelecek ham maddemizi, bunların takibini yapıyoruz. 30 kişilik bir kadromuz var burada. Tabii bunu ilk aldığımızda 5 kişiyle çalışıyorduk. Ve 5 kişinin ardından 30 kişilik bir kapasiteye çıktık. Ve teknolojiyi takip ederek daha da ilerleme yolunda çabamız devam ediyor. Palet çeşitlerine göre eşyalar da ona göre mi taşınabiliyor? Aynen. Biz onların planlamasını yapıyoruz. Program üzerinde çizimlerini yapıp firmalara bunu sunuyoruz. Diyoruz ki istediğiniz şeyler bunlar mı? Onlar bize onay verirler. Derler ki cam sanayinde ayrı bir ürün kullanılır. Jantta ayrı bir ürün, dolaplarda ayrı bir ürün kullanılır. Biz bunları firma sahipleriyle, firmadaki mühendis arkadaşlarla oturup çalışmasını yapıp biz onları sunumumuzu yaparız. Onun doğrultusunda da sevkiyatları arkadaşlar rahatlıkla yapabilirler. Biz buranın yerlisiyiz. Yerlisi olarak belli bir üretim kapasitesine sahip bir şirketiz. Tabii ki bunun avantajları ve dezavantajları var. Bölgemiz tarımla geçinen bir bölge. O yüzden personel anlamında sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii bunları da aşmaya çalışıyoruz, yetiştiriyoruz arkadaşlara. Tabii ki herkesin bir hayali vardır. Benim hayalim de serbest bölgede bir palet fabrikası açma yönünde öyle bir şeyim var yani. Büyüyen bir sektör ve iş anlamında gerçekten de önü açık bir mesleğimiz var. Bence meslek liselerinde eğitilip bu konularda bize de yardımcı olmalarını isterim yani. Tek yapmamız gereken çalışmak, daha çok çalışmak ve ülkemize bir katkı sağlamak. Ben 30 kişi çalışıyorum. Genç arkadaşlarıma da şimdi şöyle söyleyeyim. Asla bırakmayın ve çalışmaya devam edin. İnanın bir gün başarılı olacaksınız.
Daha güçlü bir Türkiye, daha güzel bir dünya hedefine ilerliyoruz. Sanko.